düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 19 Temmuz Salı, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti. Önemli temasları oldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısının 7.sine başkanlık etti. Sonrasında iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı. Zemne erzi tebriki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran temasları başladı. İki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı. İran önemli toplantılara ev sahipliği yapıyor. İlki Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. toplantısı. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında yapıldı. İki lider toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kararlılık mesajını bu kez Tahran'dan verdi. PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır. Dolayısıyla bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini destekledi. Sınır güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele edilmelidir. Terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir ancak halklarımız ve sınırlarımızın güvenliğini tehlikeye atanlar teröristtir. İki ülkenin güvenliğini sağlamak için terörle adı ne olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladık. Reisi, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Sadabat Sarayı'ndaki bu açıklamaların ardından iki ülke arasında varılan anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi huzurunda 8 ayrı anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun genişleme sürecine ilişkin konuştu. İsveç ve Finlandiya'ya verilen sözleri tutmaları konusunda uyardı. Şartlar yerine gelmezse süreç dondurulur dedi. Bu sözler İsveç ve Finlandiya basınında yankı uyandırdı. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Böyle uyardı İsveç ve Finlandiya'yı. Şartlar yerine gelmezse katılım süreci durur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO'nun genişlemesine ilişkin konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Şartlı onay verildiğini hatırlattı Cumhurbaşkanı. Tam aksinde eylemlere imza atan İsveç'i uyardı. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı İsveç basınında geniş yer buldu. İsveç basınından SVT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini İsveç'in NATO'ya girişini dondurmakla tehdit ediyor başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye daha önce üzerinde anlaşmaya varılan sözler yerine getirilmezse İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini donduracak. Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu, denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İsveç'in adını zikretmesine dikkat çekildi. Türkiye'nin İsveç'ten iade etmesini istediği 33 kişi var. Söz konusu kişilerin Türkiye tarafından terör örgütlerine katıldıkları ileri sürülüyor. İfadeleri kullanıldı. Bir başka gazete daha konuyu manşete taşıdı. Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini dondurmakla tehdit etti. Başlıklı haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini durdurma tehditlerini yineledi. Notu paylaşıldı. Finlandiya basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. HBL adlı internet sitesi, Erdoğan yine Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını durdurmakla tehdit etti, dedi.
Vaka sayıları günlük 40 kat arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı. Hatırlatma dozlarının yapılmasını öneriyorum dedi. Yeni bir kapanmanın olmayacağını söyledi. Vaka artışı 40 katına çıktı. Akıllara o soru takıldı. Yeniden kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir kapanma olmayacağını açıkladı. Avrupa'da koronavirüs vakaları artıyor. En son Almanya artan vakalar nedeniyle yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Peki Türkiye'de de yeni tedbirler gündemde mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki son durumu anlatırken artan vaka sayısıyla birlikte yükünün aynı oranda artmadığına dikkati çekti. Bakan Koca vaka sayısının 3 kat arttığını söyledi. Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz, ifadelerini kullandı. Dikkatli olmalıyız diye konuşan Koca yeniden kapanmanın söz konusu olmadığını vurguladı. Kişisel tedbirlere uyarak artık koronavirüsle yaşamayı öğrendik. Koronavirüs bitti mi, bitecek mi, bitmeyecek. Yeni yoğun bakımların açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam. Fahrettin Koca bir kez daha hatırlatma dozunun yaptırılması uyarısında bulundu. Özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşı yaptırmasını istedi. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Türkovak aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Türkovak tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerden de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde EYT'liler için kurulan komisyon tüm alternatifleri değerlendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalara ilişkin yıl sonuna kadar bitireceğiz dedi. EYT'liler için kurulan komisyon tüm alternatifleri değerlendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalara ilişkin konuştu. Yıl sonuna kadar bitireceğiz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar için kurulan çalışma grubu mesaisini sürdürüyor. Komisyon çok sayıda alternatifi değerlendiriyor. Çalışmalar tamamlandığında en uygun formül devreye alınacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Hazırlık tamamlandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı bu sürece katılacak. İşin bir de maliye boyutu var. Sonra çalışmamızı uygulanabilir bir program haline getireceğiz. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Yıl sonuna kadar inşallah bitireceğiz. Niyetimiz meclise yılbaşından önce ya da önümüzdeki yıl Ocak ayı gibi sunmak ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin EYT için çok sayıda alternatif olduğunu dile getirdi. Şu an için öncelikle çalışmalarının sözleşmeli personel olduğunu söyledi. Sözleşmeli personelle ilgili de ayrı bir çalışma grubumuz var. Onlar çalışmasını tamamladıktan sonra sendikalardan da taleplerini alacağız ve çalışmamız şekillenecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarısına tepki gösterdi. Süreç devam ediyor. Temennimiz aklı selimin hakim olmasıdır, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakmıştı. Joe Biden F-16 satışında net olduğunu açıklamıştı. Ancak ABD Temsilciler Meclisi bu konuda geri adım attı. Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satma planını zorlaştıracak yasa değişikliği önergesini kabul etti. Bu hamleye Türkiye'den tepki gecikmedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD bu oyuna gelmemeli dedi. Türkiye'nin taleplerinin hem Türkiye-ABD hem de NATO ilişkilerine uygun olduğunu vurguladı. Yunanistan'ın sürece yönelik hamlelerini eleştirdi. ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye'nin önemiyle birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyleyken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili bir grup çıkmış, ortada bir takım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz. Müzik
NATO'nun güçlü olması için üyelerinin güçlü olması gerektiğini belirtti Akar. Türkiye güçlü bir devlet. Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın gibi şartlı bir şeyin olmaması gerekir. Askeri heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor. Temennimiz aklı selimin hakim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır. Avrupa Birliği genişleme kararı aldı. Yaklaşık 20 yıldır aday statüsünde olan Kuzey Makedonya ve 8 yıldır üye olmak için bekleyen Arnavutluk için müzakereler başlıyor. Avrupa Birliği aday statüsündeki Kuzey Makedonya ve Arnavutluk için müzakereleri başlatıyor. Kuzey Makedonya yaklaşık 20 yıl önce Avrupa Birliği'ne üyelik için başvurdu. Arnavutluk ise 8 yıldır aday statüsündeydi. 27 ülkeden oluşan birlik söz konusu iki ülke için müzakerelere başlıyor. Kararı dönem birliği başkanlığını Fransa'dan devralan Çekya Başbakanı duyurdu. Bundan sonraki süreçte Arnavutluk ve Kuzey Makedonya liderleri Brüksel'e gidecek. Görüşmelerde atılacak adımlar konuşulacak. Müzakerelerin başlatılması kararı Kuzey Makedonya ile AB üyesi Bulgaristan arasında yaşanan anlaşmazlıkları aşmak üzere imzaladıkları mutabakatın ardından geldi. Sofya'da Fransa'nın girişimiyle imzalanan anlaşmayla hem Bulgaristan hem de Kuzey Makedonya'ya bu sorunların çözümü için belli güvenceler verildi. CHP'li Bodrum Belediyesi ilçede yaşanan su sıkıntısını çözemeyince iş muhtara düştü. Muhtar tankerle vatandaşlara su dağıttı. Gözde Tatil beldesinde eline damacanasını alan tankerin peşinden gitti. Ben bizim yaşadığımız doluyor. Eline damacanayı alan tankere koştu. Gözde Tatil Merkezi Bodrum'da vatandaşlar susuz kaldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlerdir sular kesik. CHP'li belediye ise sorunu çözmek bir yana vatandaşın suya ulaşımı konusunda bile kılını kıpırdatmadı. Çırkan mahallesinde de durum aynıydı. Belediyenin yapmadığını muhtar yaptı ve yangınla mücadele için mahalleye alınan tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı. Koskoca Bodrum'da Çırkan mahallesinde su yok. Muhtar tankeri, su tankerini, fay tankerini getirip bütün ürünleri de su dağıtıyor. Vatandaşlar ellerinde damacana ve kovalarla tankerin önünde kuyruk oluşturdu. Kalabalık oldukça da tepkiliydi. Çırkan mahallemizde susuzuz. 3 gün, 4 gündür susuzuz. Lütfen buna bir çare bulalım. Vatandaş olarak biz artık isyan ediyoruz. Suyu almışsın. Annemeyi bıraksın. O orijinal. Yemin ederim kaymakamımız gibi. Kullarımız aç. Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki 50 yıllık kauçuk ağacı kurumaya başladı. Yapılan incelemelerde olayın arkasından CHP çıktı. Her fırsatta çevrecilikten de Muran CHP yarım asırlık ağacı kurutmak istedi. Muhalif medya algı operasyonu için devreye girerken olayın perde arkasından CHP çıktı. Olay Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşandı. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaç kurumaya başladı. Sahilin simgesi olan ağacın kuruma nedenini araştırmak için kollar sıvandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ağaçta matkapla 9 delik açıldığı belirlendi. Asit benzeri sıvı enjekte edilen asırlık ağaç kuruması için kaderine terk edilmişti. Bunun üzerine savcılık olayı ele attı. Emniyet ekipleri geniş çaplı arama başlattı. 60 iş yerinin kamerası incelendi. Ağacı kurutmak isteyen 3 kişi tespit edildi. Kiralanan aracınsa Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonrasında talimatın CHP'li Serdar Salim Gökçek tarafından verildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Erzurum'da dronlar şehrin 3 boyutlu haritasını çıkarmak için Erzurum Kalesi önünden havalandı. 25 dronla şehrin her noktası dijital ortama aktarılacak. Sayın valim, sayın belediye. Dronlar Erzurum'un 3 boyutlu haritasını çıkarmak için havalandı. Binalar, araziler, su kaynakları ve tarihi kültürel alanlar hepsi dijital ortama aktarılıyor. Dronlarla daha detaylısını
birkaç ilimizde başlattık. Erzurum'da da şu anda bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Şehirlerimizin dijital ikizlerinin oluşturulması, özellikle kentsel gelişme alanlarımızın yeni çağdaki metaverse çalışmalarının sizlere, yöneticilerimize de kolaylık sağlaması amacıyla çok sağlıklı yürütülmesi için bu sizlere bir imkan sağlayacaktır. Bakanlık olarak da tüm illerimize önümüzdeki yıl biliyorsunuz ülkemizin yüzyılları dediğimiz bölümlerdeyiz. Bu konularda da bizler dünyanın lider ülkelerinden birisiyiz şu anda. Erzurum'un dijital görüntülemesi tamamlandığında haritalar kamu kurumlarıyla ücretsiz şekilde paylaşılacak. Bu haritayla şehirdeki değişim ortaya çıkarılacak. Milat sayılabilecek bir çalışmanın başlangıcını, standını buradan vermiş bulunuyoruz. Günümüz şehirlerinin artan sorunlarının çözümü, daha konforlu bir hayat sürdürülebilmesi için sürdürülebilir akıllı şehirlerin sayısının artmasına ihtiyaç vardır. Bunun için yapılması gereken şehirlerde tüm verilerin toplanıp değerlendirilmesi, yorumlanması, fikir üretilmesi, ele alınıp bu sorunlara dijital çağa uygun çareler alması gerekmektedir. Bizler de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, Erzurum Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye'mizin işbirliğinde akıllı kent sistemlerini daha bütünüyle dijital şehirciliğin en önemli aşaması olan 3 boyutta haritalandırmaya esas alan yeni bir çalışmayı bugün buradan başlatmış bulunuyoruz. Büyük şehirler içerisinde ilkler arasında sayılabilecek böyle bir çalışmayı Erzurum'da kent bilgi sistemleri ve coğrafi bilgi sistemleri gibi kentimizin bilgi teknolojisini altyapı sistemleriyle bütünleştirerek tabir yerindeyse Erzurum'un röntgenini inşallah çekmiş olacağız. Proje kapsamında 50 kişilik ekip ve 25 drone görev alacak. Ekipler 56 farklı lokasyonda haritalandırma çalışmasında bulunacak. 81 ili kapsayan proje 2022 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'ye yayılacak. Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde dijital şehirlerle ilgili çok önemli çalışmaya ev sahipliği yapacağız ama Erzurum olarak bizim en büyük şansımız bir defa konusunun uzmanı, duayen bir isim olan Sayın Mehmet Sekmen Bey ile beraber çalışıyor olmak. 2000 köyümüz var, 20 ilçemiz var. Türkiye'nin 3. 4. büyük vilayetiyiz. Avrupa'daki birçok ülkeden bile daha büyük coğrafyaya sahibiz ama hizmetlerimizi de böyle hem valiliğimiz olarak hem de büyükşehir ve yerel yönetim hizmetlerini de en ücra köşelere kadar götürmeye gayret ediyoruz. Şehrimizin güzelleşmesinde ve gelişmesinde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın da çok katkı, özellikle Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey'in Erzurum'a çok özel bir desteği, özel bilgisi var. Kendilerine de buradan şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Dijital çağa doğru da gidiyoruz. Müthiş bir şey var mesela, navigasyon sistemi. Otomobillerimizin hepsinde hemen hemen navigasyon var. Ben gerçi hala eski sistemi şey yapıyorum, camı açıp hemşerim şuraya nasıl gidebilirim diye soruyorum ama birçok insan artık tamamen navigasyonla yolunu buluyor, izini buluyor. Nokta atışı böyle, nereye gitmek istiyorsanız. Müthiş bir sistem. Bizim ülkemizde buna demek ki zamanında hazırlığını yaptı ki bunu başardık. Artık Metaverse dünyasına geçiyoruz. Bizler de bu Metaverse dünyasına hazır olmak istiyoruz. Geç kalmamak istiyoruz. Her alanda olduğu gibi. Birincilik ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un olağanüstü seçimli genel kurulu 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Kurul Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde saat 16'da toplanacak. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü başkan seçimi için 3 Temmuz'da toplandı. Ancak genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı için seçim ertelendi. Olağanüstü seçim kurulu yeterli çoğunluğun sağlanması için seçimi 10 Temmuz'a ertelemişti. Seçime günler kala kulübün as başkanı Ahmet Dal'ın yönetim kurulu oylarıyla yeni başkan seçildiği açıklandı. Olağanüstü seçimli genel kurulu 3 Ağustos'ta yeniden toplanacak. Konuya ilişkin kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Kurban Bayramı nedeniyle ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulun 3 Ağustos'ta toplanacağı belirtildi. Seçim, Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde saat 16'da gerçekleştirilecek.
Erzurumlu tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, Doğu Anadolu bölgesini dolaşarak doğal taşları çıkarıyor. Türk, 20 yıl boyunca biriktirdiği taşları atölyede takıya dönüştürüyor. Kimileri damak lezzetleri, kimisi tarih için yollara düşer, Anadolu'yu karış karış tarar. Oğuzhan Türk'ün Anadolu gayesi ise bambaşka. Doğu Anadolu bölgesini karış karış arıyor, doğal süs taşları keşfediyor. Oğuzhan Türk 20 yıldır biriktirdiği taşları takıya dönüştürüyor. Vatandaşlarımız da doğada gezerken bu tür taşlara mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Çünkü ekonomik açıdan oldukça zengin bir potansiyeli var bölgemizin. Bunları da bularak bize getirebilirler. Ayrıca satın alabiliriz onları veya işleyebiliriz. Kimi burçları yansıttığından ötürü kullanıyor, kimi doğallığından. Renkleri ve görünüşleriyle göz kamaştıran doğal taşlar Erzurumlu tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk'ün elinde şekilleniyor. Şu taşa bakın, dışarıda baktığınızda hiçbir şeye benzemiyor. Ama bunu içine döndüğünüzde tamamen kristalleşmiş değerli bir taşımız. Bunun da tam tersi. Dışı çok mükemmel bir kristal ama içine girdiğinizde bozuluyor. Aynı şekilde mesela şu karmelyanı. Daha da herkes bunu işte tekmeleyip attığında, çünkü dışı farklı göründüğünde taşı tanımamış oluyorlar. İçini kestiğinizde dünyanın en değerli akik grubundaki karnelyanla karşılaşıyorsunuz. Doğu Anadolu bölgesini adım adım gezen Türk taşları atölyesine götürüyor. İnce ince dokuyarak bir takı haline getiriyor. Şunun gibi şu kristalli bölümleri de özellikle alarak kolye yapımında bunları kullanalım. Taş ustası Oğuzhan Türk'ün vatandaşlardan bir de isteği var. Vatandaşlarımız da doğada gezerken bu tür taşlara mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Çünkü ekonomik açıdan oldukça zengin bir potansiyeli var bölgemizin. Bunları da bularak bize getirebilirler. Ayrıca satın alabiliriz onları veya işleyebiliriz. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Kültür ve Bal Festivali düzenlendi. Bu yıl 15.sı düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Atlı cirit oynandı, halaylar çekildi. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu. Bu yıl 15.sı düzenlenen festival Şıran Kes Mesire alanında yapıldı. Bu etkinliğimizi yapmamızı gurbetten sılaya, sıladan gurbeti birleştirmek. Mahallelerimiz arasındaki komşuluğu pekiştirmek. Komşu ilçelerimizle dostluğumuzu pekiştirmek. İnsanlarımıza keyifli bu orman havasında keyifli bir zaman geçirmek. Yapmış olduğumuz bu etkinliklerde insanların üzerinde olumlu bir etki yapıyoruz. Bizler insanlarımızın huzuru için, refah için, daha güzel yaşaması için sosyal faaliyetler olmak üzere bütün icraatlar için gece gündüz çalışıyoruz. Festivale 7'den 70'e yüzlerce kişi katıldı. Mersin'den bayram nedeniyle geldik. Bu etkinliğini de duyunca buraya da geldik. Çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Şenkaya Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Birbirinden farklı yarışmalar düzenlendi. Erzurum oyun havaları çaldı. Vatandaşlar halaya durdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehter takımı konser verdi. Cirit gösterilerinin de yapıldığı festivale katılanlar doyasıya eğlendi. 4 gün sürecek festivalin ilk gününde Bal Güzeli de seçildi. Şenkaya Anadolu Lisesi öğrencisi Dilek İlhan festivalin Bal Güzeli seçildi. Konya'da bir işletmeye ait iki aracın araziye kimyasal atık bıraktığı tespit edildi. İşletme ve iki sürücüye toplamda 38,5 milyon lira ceza kesildi. Kimyasal atıkları araziye döktüler, çevreyi kasten zehirlediler. İhbar edilen işletmeye sürücülerle beraber 38,5 milyon lira ceza kesildi. Çevreyi kirletenlerin şimdiki adresi Konya. Bir işletmeye bağlı iki araç boş bir araziye kimyasal madde döktü. Atık döküldüğüne ilişkin 17 Temmuz tarihinde yapılan ihbar üzerine
AFAD İl Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatıyla bakanlığın denetim ekipleri de bölgeye intikal etti. Yapılan ilk çalışmalarda gerekli numuneler alındı ve bunlar muhteviyatın belirlenmesi için analize gönderildi. İncelemelerde birçok kimyasal maddenin döküldüğü tespit edildi. Suçlular kısa sürede yakalandı. Biz çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. İşletmeye ve sürücülere para cezası yağdı. Bu dökümü yapan şahıslara şahıs başı 11 milyon lira ve atıkları yüklenen işletmeye de 16 milyon lira idari para cezası uyguladık. Cezalar bununla da sınırlı kalmadı. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında da çevrenin kasten kirletilmesi suçuyla ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik. Suçluların atıkları döktüğü tek yer burası değil. Bu soruşturma kapsamında aynı şahısların Karatay ilçesine de atık döktüklerini tespit ettik. Kimyasal maddelerin temizlenmesi için arazilerde çalışmalar başlatıldı. Bu durumun tekrar yaşanmaması içinse denetimler arttırıldı. Son zamanlarda Türkiye'de artan orman yangınları ekipleri de tetikte tutuyor. Kars'taki Sarıçam ormanlarında da görevli ekipler yangınlara hızla müdahale etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Kars'ta Sarıçam ormanlarında ekipler gece gündüz nöbet tutuyor. Sarıçam ormanları sınırı Sarıkamış'tan başlayarak geniş alanlara uzanıyor. Orman içerisinde birçok yabani hayvan da barınma imkanı buluyor. Son zamanlarda Türkiye'nin ormanları hain terör örgütünün hedefi haline geldi. Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personeli de olumsuz her türlü durum için hazır halde bekliyor. Orman Genel Müdürlüğü de ormanları her türlü tehlikeye karşı koruyor. Özellikle orman yangınlara karşı hassas olan bölgelerimizde özellikle tedbirlerimizi aldık. İki senedir bakanlığımız, genel müdürlüğümüz işçi alımı konusunda özellikle bayağı bir Kars ili genelinde aşağı yukarı 50'ye yakın işçi alımımız oldu. Yangın işçisi, yangınla müdahalede kullanmak üzere. Tabii bunların dışında arazözlerimiz var. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yüksek noktalardan dürbünle sık sık çevre gözetleniyor. Zaman zaman da ormanın arasında dolaşarak yangına sebebiyet verecek cisimlerin temizliği yapılıyor. İki üniversite bitiren Derya Taşar, Hakkari'nin Kamışlı köyünde yaşıyor. 2 yıl önce hibe desteğiyle koyun alarak hayvancılığa başladı. 20 koyunla bu işe başlayan kadının şimdi ise 45 koyunu var. İki üniversite bitirdiği hibe desteği alarak hayvancılığa adım attı. Derya Taşar, 2 yıl önce aldığı 20 koyunun sayısını 45'e çıkardı. Derya Taşar Hakkari'nin Kamışlı köyünde yaşıyor. İki üniversite bitiren kadının hikayesi 2 yıl önce başladı. Bir kooperatifimiz var, Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi. Biz onun bünyesinde koyun başvurusu için müracaatta bulunduk. Yaklaşık 20 tane koyun hibe olarak da almıştım. O gün bugündür ben hem işte dernek işleri olsun, kooperatif işleri olsun ve hayvancılık işleriyle meşgulüm. Koyunlarının sayısını 45'e yükselten kadın çevresindekilere de örnek oluyor. Benle beraber zaten yaklaşık bizim köyde Kamışlı'da yaklaşık bir 10 kadın daha bu hibeden yararlanabildi. Ya onlar için bir cesaret, bir umut oldu. Hibe alan kadınlar köyden 20 kilometre uzaklıktaki yaylaya gelerek koyun salma ve kırkma işlemi yapıyorlar. Biz burada ürettiğimiz ürünleri işte Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifimiz var. Orada satışa sunuyoruz. Burada ürettiğimiz ürünler peynir olsun, yoğurt olsun, tereyağı olsun. Bunların hepsini kooperatifte satışa sunuyoruz. Derya Taşar koyunlarıyla ailesinin geçimine de büyük katkı sağlıyor. Babam benim bu koyun projesine başvurduğumu bilmiyordu. Sabah ben işe gidecektim. Dedi işte ben arabamı satacağım, gidip koyun alacağım. Babamın koyunları vardı ama yani yeterli değildi. Ben bir projeye başvuru yapmışım. İstersen onu bekle, arabanı satma. Akşam sonuçlar belli oldu. Benim ismim de çekmişti. O sevinçle babam hemen geldi, koyunları aldı.
Şanlıurfa'dan bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsünü fark etmedi ve sürüye daldı. Sürücünün yaralandığı kazada 19 küçükbaş ve bir eşek telef oldu. Otomobil koyun sürüsüne daldı. Araç sürücüsü yaralandı. 19 küçükbaş ve bir eşek telef oldu. Görüntülerin adresi Şanlıurfa. Siverek ilçesinde koyunlarını otlatan bir çoban sürüyü otoyolun karşısına geçirmek istedi. Yolu kontrol ettiğini sandı, hayvanları karşıya geçirmek için hamle yaptı. Ancak yolda süratle gelen otomobili fark edemedi çoban. Araç sürücüsü koyunları fark ettiğinde ise artık çok geçti. Hızını ayarlayamadı ve sürüye daldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Sürüdeki 19 küçükbaş hayvan ve bir eşek telef oldu. Kaza anı karayolundaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bayburt Belediyesi Dede Korkut Şöleni düzenledi. Etkinlikte sergilenen halk oyunları Bayburtlulara keyifli anlar yaşattı. Bayburt Dede Korkut Şöleni ile coştu. Bayburt Belediyesi kentle özdeşen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni'nin 26.sını düzenledi. Kortej yürüyüşüyle başladı etkinlik. Bayburtlular bu eğlenceli etkinliği kaçırmadı. Herkes oradaydı. Katılımcıların konuşmaları oldu. Bayburt ilimiz sadece Dede Korkut coğrafyası içinde yer alan bir ilimiz değil, Dede Korkut'u mekansal anlamda yaşayan ve yaşatan bir şehirdir. Bilindiği gibi Bayburt kültürünün önemli ögelerinden Korkut hikayelerinin geçtiği topraklardan biri Bayburt'tur. Kısaca Dede Korkut diyarıdır. Konuşmaların ardından çeşitli ödüllerin olduğu kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Halk oyunu ekiplerinin renkli gösterisiyle eğlenceli anlar yaşandı. Mehteran takımı da muhteşem gösterisiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçı Elif Buse Doğan konseri de şölene damgasını vurdu. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.